Arkadaşlar şu plağı. Burada yurtlar var. Kuluçka merkezi var. Kuluçka merkezinde işte böyle inovatif fikirler destekleniyor. Fikirlerin Kuluçka'ya yaptığı yer yani. Projeler destekleniyor. Böyle yani B blok. C blokta da geçen yılımızın geçtiği gibi. Evet, koca bir senemiz geçti C blokta. Acıbadem'de neredeyse bütün bölümler İngilizce. O yüzden hazırlık bölümü var. Amfisiz, direkt normal sınıfların bol olduğu bir blok. Bazı bölümler de amfisiz olduğu liseye için. Liseye benziyor. Evet, amfisiz olunca biz liseye benzetiyoruz direkt bölümleri. Yani 15 kişilik sınıf var. Aynen. Şöyle. İşte burası bildiğiniz yer giriş kısmı. Taş amfi var bir de şurada. Birçok insan oturuyor buralarda. Starbucks'tan kahvesini alıp oturuyor. Evet, Starbucks'ımız var okulda bir de. Şimdi biz kahvaltıya gideceğiz. 3 tane amfimiz var. Çim, halı ve taş. Burada müzikler aynen oluyor. Yani öğrenci kulüpleri müzik burada gösterdiğini yapıyorlar. Aynen, müzik kulübümüz bu konuda birazcık tutkulu. Yani buraya her zaman yeteneği olan öğrencilerin sergilemesi için imkan yaratıyor. İlerleyiş. Alt plasa doğru. Alt plasa doğru giderken şurada bir alan var gördüğünüz gibi. Burada bankamatiklerimiz ve kuaförümüz, unisex kuaförümüz ve bir de copy center'ımız var. Copy center'dan Allah 1000 kere razı olsun çünkü hayatımızı kurtarıyor sürekli. Üniversitenin özelliklerinden bahsetmek istiyorum birazcık. Mesela ne zaman kuruldu acaba üniversitesi? 2007 yılında kuruldu. 2007 yılında kurulup 2009 yılında kampüsün açılmasıyla burada bu yerleşkeye geldi. Bu yerleşke 2009 yılı arasında dershane gibi bir yermiş. Yani bir binaymış. Biraz orada tutulmuş insanlar. O zamandan beri olan hocalarımız var. Sürekli anlatıyorlar. Ben işte buralar çok öncesinden beri buradaydım falan diye. Ben Gülsüm'den kalmıyorum. Evet. Öyle bir şey öyle var. Hocalar yani. Var aynen. Direkt sahibi falan hissediyordur burayı. Direkt inşa etmiş gibi. Apple bilgisayarlar var. Evet. Sürekli. Herkesin kendi oturumu var. E-mail adresiyle evet girebiliyor. Her öğrencinin kendi üniversite numarasıyla aldığı, girebildiği bir oturum var. Bu bilgisayarın üzerinden 4000 kişi geçebiliyor yani. bilemiyorum ne kadar kullanılabilir. Ama gerçekten güzel görünüyorlar. Burası öğrenci işleri. Allah buradan razı olsun. Evet. Her türlü sorunumuzda evet gerçekten buraya geliyoruz. Mesela şey algısı vardır ya işte. Bir öğrenci işleri şey vardır, adı vardır. Herkesin yakındığı, işte ne bileyim hiçbir şey tamamlamaz. He yavrum işte işte yapacağım tamam okey. Ama asla bir işlem gerçekleşmez. Hiçbir görevi tamamlamaz yani. Bizim okulda öyle bir şeyle karşılaşmadım, o yüzden anlayamıyorum. Empati yapamıyorum yani o tarz insanlarla. Anlık olarak her şeyi evet yapıyorlar. Anlık hızlı bütün bir şekilde bütün seçmelilerle ilgili ne kadar derdimiz varsa hepsini çözdüler. Girince birisi bitecek şimdi. Neden geldi sende? Ah kapalı mı? Hayır. Kendimize doğru çekiliyoruz ya. Merhaba. Gerçekten hani sabah, öğlen, akşam, geceliğin birde bile temizlik olduğuna şahit oldum ben. Hiç kirli olmuyor okul. Yani çok ilginç bir şey. İlginç olmasının sebebi şu. Hiç, Günaydın hocam. Merhabalar. Hiç denk gelmedim yani başından beri. Böyle ne bileyim bir günde bir yerde bir şey dökülü kalsın. Hayır hiç öyle bir şey olmadı. Okulun hijyenine çok dikkat ediyorlar. Çünkü kaliteye önem verme amacı var. Şu anda da birinci kattaki geçişteyim biz. Şöyle geçişi göstereyim. A bloktan C bloğuna geçiş. Aynen, direkt taş amfi açılıyor burası. Şimdi hemen derse gidiyoruz. Biz akşam
Arkadaşlar şimdi kütüphaneyi göstereceğiz. Spor salonu ve konferans salonunu göstereceğiz. Önce kütüphaneden başlayalım. Burası kütüphanenin girişi. Daha sesli olmamıza gerek yok. Burada kütüphane alanları falan yapılıyor. Direkt görevliler burada oluyor. Artık. İnsanlar bunun üzerine çıkıyor sanırım filan zamanı. Şu an mesela finansmanlar evet. Bayağı dolu. Yani kitap içerikleri olarak bence zengin. Yani zengin evet, derken zengin. Şey gereksiz kitaplar çok yok yani. Böyle güzel içilecek evet. Kitaplar evet, önemli kitapları koymuşlar. Hepsi var yani önemli kitapları. Bir 15 bin tane falan fiziksel kitap varmış. Bir de 40 bin tane böyle e-kitap varmış, e-materyal. İnternet üzerinde. Yani. Bu kütüphaneyle ilgili bunlardan bahsedebiliriz ya. Başka da bir şey yok yani. Kütüphane oturup ders çalışıyoruz yani. Şimdi kütüphaneyi bitirdik. Konferans salonuna. Konferans salonuna. Evet, bütün kongreler falan burada düzenleniyor. Burada da küçük bir İstanbul tablosu. Şu kaotik yerleşmeyi görüyorsun değil mi? Çirkin şehirleşme. İstanbul anlatıyor. Evet. Güzel bir İstanbul özeti. Hemen hızlıca fuaye alanından şey geçelim istiyorum. Deham da buradaymış bak. Case'de. Deney Hayvanları Merkezi'nde insanlar sertifika alabiliyor. Neyle ilgili? Yani laboratuvar üzerinde, deney hayvanları üzerinde yani. Deneyler yapıyorlar. Burası Deham. Diseksiyon laboratuvarı da buradaymış. Arkadaşlar burası case işte. Simülasyon yapıyoruz burada. Sanırım bu body interact diye geçiyor. Tamam. Yine case'in elemanlarından birisi. Ne? Vajina falan. Şimdi de Da Vinci'nin olduğu yere geldik. Burası diseksiyon laboratuvarı yani Da Vinci ile alakası yok da. Yani birçok şey aynen. Da Vinci. Bu Da Vinci'nin bir yüksek sürümü. Şu operasyon masası. Bu Da Vinci'nin kendisi. Bunu buradan kontrol ediyorsunuz. Şu kontrol ettiğiniz yer. Sonra dört kollu bir alet. Evet. Biz spor merkezindeyiz şu an. İki aşamalı bir kilit sistemi var.
şifre giriyorsun ve parmak el izini okutuyorsun. Bu şekilde girebiliyorsun. Nasıl fikir salonu? İnsanlar burada fikir sektör. Hafta içleri böyle etkinlikler oluyor. Bu squash salonu. Squash da duvarla oynadığımız tenis.